Herkese merhaba, günaydın. Bugün 19 Aralık 2019 Perşembe. E, Doktolu bir gündem var. Kısaltarak özet geçeceğim. İçeride ve dışarıda son derece önemli gelişmeler. Hatta son dakikalar var. E, son dakika haberi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Azledilme deniliyor ama impeachment'ın Türkçesi tam olarak da keşfedilebilmiş değil. E, Trump'ın başkanlıktan azledilmesi bir süreç ve bu süreçte Gece daha doğrusu Türkiye saatiyle sabaha karşı çok önemli bir aşama geçildi ve Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesini kabul etti. Ya da şöyle diyelim biz Trump hakkındaki iddiaları kabul etti. Trump hakkındaki iddianameyi kabul etti. Çok çetrefil uzun bir süreç. Detaylarına bakacağız. Ocak ayında Senato'da bu konu ele alınacak. Dengeler ne? Birazdan bakacağız. Son dakika bilgisi bu son derece önemli. Amerika Başkanı son derece sıkıntılı haftalar geçiriyor. O da kendini tam eş zamanlı olarak bir kapalı salon toplantısına attı destekçilerinin tezahüratları eşliğinde. Trump tipi liderler böyledirler. Ne zaman başları sıkışsa dara düşse kendilerini topluluklara atarlar. Türkiye'de, Türkiye'de de bu örnek çok uzakta değil, değil mi? Evet. Oradan besleniyorlar yani, oradan moral buluyorlar. Ora, oradaki alkış, tezahürat, oradaki "Yürü Başkanım arkandayız" falan gibi böyle bir, bir şey. Yani bana bir miting düzenleyin de kendime geleyim falan. Hani bana iki vitamin ver gibi bir şey. Yani bu tür karakterlerin böyle bir motivasyon, yani bu tür karakterler motivasyonu buradan alıyor. Trump da başı her sıkıştığında kendini kendisini destekleyen, avuçlarını patlatırcasına e, alkışlayan insanların arasına atıyor ve orada görmelisiniz. Zaten sesini kapatın, tipine bakın sadece. Muazzam bir kibir abidesi olarak duruyor duruyor işte efendim böyle önüne bakıyor, arkasına bakıyor ve diyor ki işte bu işte diyor yani. Şimdi öbür tarafta basın, yok temsilciler meclisi, yok mahkeme, öbürü beriki. Buraya bakın, buraya diyor. Öylelikle de herhalde enerji depoluyor. Birazdan bunun detaylarına bakacağız. İçeride de enteresan gelişmeler oluyor. Yeni partilerin yola çıkması e, gerçekten siyaseti dalgalandırıyor. Daha Ali Babacan'ın partisi gelmedi henüz ama gelecek. E, Ahmet Davutoğlu'nun e, Taksim toplantılarında sarf ettiği cümleler çok enteresandı. 2017 referandumuna e, ben itirazlarımı o zaman Cumhurbaşkanı'na falan ilettim. Ee, o günlerde e, bizi televizyona çıkarıp bu konuları paylaşacak tek bir televizyonda çıkmadı. Ee, nerede gösterebilirsiniz ben evet demişim başkanlık sistemine gibi bir lafı var. O lafı da getireceğiz ekrana. Acaba doğru söylüyor mu? Bir sağlamasını da yapacağız. Ee, Simit Sarayı meselesinde saray çark etti. Ee, kamuoyu tepkisi etkili oldu deniyor ama çok fazla ihtimal vermiyorum buna. Kamuoyu tepkisine rağmen neler yaptılar? Anlatabiliyor muyum yani? Kanal İstanbul'a da kamuoyu tepkisi var ama vuracaklar kasmayı. Bazı şeyleri kamuoyu tepkisi geriletebiliyor ama bildiklerini okuyorlar. Simit Sarayı'ndan başka e, kokular e, çıkar, çıkacaktır yakında. Fakat 5 gün sonra e, reis e, bana mı sordular? Kabilinden bir çıkış yaptı ve o iş yattı. Birazdan ona bakacağız. Kanal İstanbul demişken Kanal İstanbul'la ilgili tartışmalar fena halde devam ediyor. o konuda hiçbir geri adım yok. Onunla ilgili de arşivden bir gazete kopürü getireceğim. Bu Kanal İstanbul meselesi bundan tam 25 sene önce bakın hangi sol lider nasıl bir İstanbul İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri arefesinde nasıl bir vaatte bulunmuş? Onu da gazete kupuruyla ekrana getireceğim. Yayınımız içinde bu olacak. E, Amerika'ya gitmeden önce esasen dün e, sosyal ağları çokça da meşgul eden e, Ankara'dan e, gelen e, haber e, tedirgin ediciydi. Hak ihlalleri, insanlık dışı uygulamalar Ömer Faruk Gergerlioğlu dün akşam saatlerinde paylaştı acil koduyla gözaltında bulunan eski Adalet Bakanlığı çalışanları hakkında işkence iddiaları. İnsan yani okurken bile o kadar müteessir oluyor ki çıplak soyup döven ve yarın gece yine geleceğiz diyenler kimdir? İddialar için açıklama, içişleri, Ankara Barosu. Ben bu tweet'in kepsini aldığımda 3000 küsür RT'lenmiş, 3000 küsür likelanmıştı ama kapı duvar. Bugün bu olaylar insanların yanına kalacak zannediyorlar ama bunlar isim isim belli kimlere ne şekilde kötü muamelede, muamelede bulunduğu, insanlık dışı muamelede bulunduğu, kadın, erkek hepsi tanık ifadeleriyle ortaca ve bunu yapanların yanına kar kalmayacak. Evet. Bu acil kodlu Twitter mesajını öne çektim bugün. Ee, ne ilk ne son özellikle 3-3,5 üç, üç senede ay yuka çıktığı e, imzalatılan ifadeler insanların karısıyla kızıyla tehdit edilmesi bak sen bunu bunu yap yapmazsan eşine bilmem ne yaparız. Onlarca yüzlerce örnek var. Anlatamam. Zaten ailecek tutukluyorlar. Yani babasından dolayı annesini, annesinden dolayı babasını neyse veya işte kardeşini, oğlunu alıyorlar. Dün gazeteci Mustafa Ünal'ın oğlu Enes Ünal gözaltına alındı. Hala gözaltında. Kırk defa söyledim mi bilmiyorum. Kırk birincisi olsun. İstanbul Eski Emniyet İstihbarat Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in iki kızını aldılar. 20'li yaşların hemen başındaki. Babasına gözdağı vermek için. Babası konuşmasın diye neyse ne. Ve önümüzdeki Mart ayında yanılmıyorsam üç yılı dolduracaklar. Evet. Zaman akıp gidiyor. Evet dönelim Amerika'ya. BBC Türkçe'den okuyacağım. Trump senatodaki yargılamaya havale edilen 3. ABD başkanı demiş BBC Türkçe. Daha evvel iki başkan daha senatoya bu şekilde havale edilmişti. Trump'tan önceki başkan Bill Clinton'dı hatırlayalım. Monica Lewinsky skandalı görevini kötüye kullanmak kongrenin çalışmasını engellemekle suçlanıyor. 197'ye karşı 230 oyla kabul edilen oylamada temsilciler meclisi üyeleri büyük ölçüde partilerinin tavrına uygun oy kullandı. Senatoya sevk edilmesi halinde mahkeme tarzı bir süreç yaşanacak. Başkanın görevden alınması için senatonun 3'te 2 çoğunlukla karar vermesi gerekiyor. Senato'da da şöyle söyleyeyim. Temsilciler Meclisi'nde denge Cumhuriyetçilerden, başkanın partisi Cumhuriyetçilerden yana değil. Demokratlar üstün olduğu için bu geçti. Ve herkes de partisinin fikri yönünde oy kullandı. Yani Cumhuriyetçiler orada Trump'a sahip çıktılar. Fire vermeden. Demokratlar da Trump'ın karşısında durdular. Aynı durumun Senato'da da yaşanacağı ihtimali var. Ama Amerikan medyasında ...çokça e, teori üretiliyor. Muhtemelen şu anda herkes elinde e, senatör listeleri. Acaba hangi senatör bize yakın veya biz bunun kendimize çekeriz diye. İşte kaç cumhuriyetçi senatör gerekiyor falan diye. Oradaki dengeyi de cumhuriyetçilerden e, demokratlara geçirme gibi bir mücadele var. Böyle olursa Trump'ın işi zor. Fakat yaygın kanaat... Trump'ın temsilciler meclisinde mağlup olacağı ama senatodan geçeceği yönünde. Bunlar çok önemli çünkü önümüzdeki sene Amerika Birleşik Devletleri'nin de seçim senesi. Demokratlar daha aday belirleyemediler. 8-10 tane aday var. Cumhuriyetçilerde tek aday Trump şu anda. Trump'ın karşısına kimse çıkmadı, çıkamıyor. Doğal olarak da birinci dönemden sonra ikinci dönem başkan, başkan tekrar adaylığını koyuyor. Bu da bir gelenek. Trump da bunu tabii ki yana yakıla istiyor. Trump'ı bıraksanız beş dönem yapar. Trump karakterindeki insanlar böyledir. dolayısıyla bir yandan da o sıkıştırıyor. Kasım'da seçime gidecek Amerika. 2000'i ve daha adaylar belli değil. Yani adaylık süreçleri başlayacak vesaire işte Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da. E o arada Trump'ın bir de bu azil bilmecesiyle kamuoyu meşgul olduğunda iki ihtimal var. Azil olayı Trump'ı çok yıpratacak. İstifa edecek aday olamayacak, yerine Mike Pence geçecek cum Başkan Yardımcısı. İkinci olasılık da bu azil olayından güçlenerek çıkacak ve Trump'ı indirmeye çalışanlar aksine onu güçlendirmiş olacaklar ve bir ikinci dönem daha Trump dönemi yaşayacak dünya. Evet, böyle bir durum var. Gerekçesi önemli değil. Amerikalılar daha doğrusu Trump istemeyenler Trump'ı istemiyor. Şu gerekçe bu gerekçe işte o gerekçeler bulundu. Upuzun bir süreç. Docevele'den okuyayım. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi demiş ki Trump ulusal güvenliğimiz için bir tehdit. Yani bir gerekçe olması Ukrayna'da şöyle olmuş Joe Biden'ın oğlunun şirketleriyle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı'ndan destek istemiş falan İşte bir bir, bir gerekçe bulacaklar. Yani e, Al Capone'da mafya lideri onca e, suçuna, onca cinayetine, onca e, yer altındaki karanlık işlerine rağmen e, bir vergi cezasından dolayı tutuklanmıştı. Tabi burada Trump al alkapun benzetmesi yapmak istemiyorum, ayrı bir konu da. Yani hedeflediğiniz kişiyi düşürmek için bir gerekçe buluyorsunuz ve şey burada amaç Trump, Trump, Trump'ın kendisi ve zaten Nancy Pelosi de onu söylüyor. Yani biraz daha e, detaylı bakalım. Şöyle söylüyor Nancy Pelosi. Temsilciler Meclisi Başkanı bu kadın. Başkan Trump ABD ve ülkenin demokrasi açısından bir tehdit. Eğer şimdi harekete geçmezsek görevimizi ihmal etmiş oluruz. Trump sorumsuzca eylemleriyle azil sürecini başlattı. Bize başka seçenek bırakmadı. Seçimlerimizin bütünlüğü demokrasimizin temeli açısından tehdit oluşturduğu bir gerçek. Kişisel çıkarı için görevini suistimal etti. Yasaların üstünde duruyormuş gibi davranıyor vesaire vesaire. Bakalım olay nereye gidecek? Dediğim gibi bunu e, zamanla e, göreceğiz. E, bu sıcak konu şu anda Amerika'nın bir numaralı gündem maddesi. Avrupa'da da bir e, önemli konuşuluyor, tartışılıyor ve e, bakalım bu olay e, nereye gidecek biz de bunu zamanla anlayacağız. Ve günün iç siyasetteki ilk mecranın, ilk maddesinin başlığını atarak başlayalım. Hayır diyecek mecra bulamamış. Kim? Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu dün akşam, çarşamba akşamı, Taksim toplantıları gelecek vizyonu konulu bir programa katıldı. Ve burada, bir konuşma yaptı yaklaşık 40 dakikalık bir konuşma konuşmasına atlayarak baktım çok da fazla tahammül edemiyorum birazdan anlatırım ee, anayasal sistemimiz baştan aşağı yenilenmek zorunda dedi ve e, başkanlık sistemine zamanında karşı çıktığını söyledi şimdi bu konuşmayı birazdan vereceğim size ee, dinleyeceğiz birlikte ama ondan önce iki hususa dikkat çekmek istiyorum birincisi şu Ahmet Davutoğlu pelikan bildirisiyle görevden azledildiği, istifa etmek zorunda kaldığı tarih 5 Mayıs 2016. Bu tarihten yaklaşık 3 ay sonra, 2 ay, işte Mayıs, şey evet Mayıs, Haziran, Temmuz. 2-2,5 ay sonra 15 Temmuz oldu. Ondan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı başkanlık sistemine geçelim olayıyla da Hızla bir mecliste yasal çalışma. Mecliste bir yasal çalışma vardı Davutoğlu'nun başlattığı. O tamamlandı ve 16 Nisan 2017'de başkanlık referandumu oldu. Yani Davutoğlu'nun istifasıyla başkanlık referandumu arasında 11 ay geçti. Başkanlık referandumu olurken Başbakan Binali Yıldırım'dı. E, haliyle Davutoğlu da kenardaydı ee, ama AKP milletvekili olarak devam ediyordu. Zaten Davutoğlu'nun milletvekilliği 2018'e kadar devam etti. Yani bir AKP'liydi. AKP'nin içerisindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaydı. Eski başbakan sıfatıyla da gene kendine göre bir hürmet görüyordu. Az edilmişti şuydu buydu ama. Haliyle e, böyle bir durum var. İstifasıyla referandum arasında geçen 11 aylık bir süre var. Bu tarihler önemli birazdan tekrar hatırlatacağım. Peki Taksim toplantılarında Davutoğlu o referandum sürecine ilişkin ne demiş? Ee, onu bir dinleyelim kendi ağzından bir dakika sadece. Ondan sonra üzerine devam edeceğiz. Türk Anayasası, anayasal sistemimiz baştan aşağı yenilenmek zorunda. 2017 referandumuyla haklı olarak şey yapanlar var, söyleyenler var. Madem bu kadar itiraz ediyoruz o zaman e, o zaman bu itirazların hepsini Sayın Cumhurbaşkanına o zaman Sayın Başbakan'a yazılı olarak da verdim, sözlü olarak da verdim. Mecliste de arkadaşlara söyledim. Kamuoyla paylaşmak istedim. Bu da ilk defa burada söyleyeceğim bir şey. O günlerde bizi televizyona çıkarıp da bu konuları paylaşabileceğim tek bir cesur televizyon kanalı çıkmadı. Çünkü 15 Temmuz'un o kasırga gibi esen havası vardı. Hepimiz bugün bugünden o güne baktığınızda değerlendirmek kolay. Ama hiçbir yerde AK Parti milletvekili ve AK Parti'nin eski başbakanı olarak benim 2017'deki anayasa değişikliği referandumuna evet çağrısı yaptığım bir şeye şahit olmadı kimse. Evet. Davutoğlu'nun Dün akşam Taksim toplantılarında yaptığı konuşmayı birlikte dinledik. Evet demedim ki diyor. Ve kendimi ifade edecek mecra bulamadım diyor. O günkü koşulları biliyorsunuz diyor. 15 Temmuz herkesin üstünden geçiyor. İşte buna benzer laflar söylüyor. Bugün, bugünden diyor o güne baktığınızda o günü anlayamazsınız diyor vesaire. Sanki bugün daha başka bir süreç varmış gibi. Zaten hala 15 Temmuz sürecinin devamı yaşanıyor. Hem de daha şiddetli. Şu anda kimse kafayı kaldırıp başka bir şey yapamıyor. O günlerde gene 2016'lar falan biraz daha şeydi yani. 2015'ler, 2016'lar kısmen. Peki. Şimdi bakalım Davutoğlu ne kadar haklı. Evet. Ne kadar haklı. Şimdi size Davutoğlu'nun bu konuşmayı yaptığı tarihten Davutoğlu'nu bu konuşmayı yaptığı tarihten biraz daha eski bir tarihe götüreceğim. Ve o tarihte DEİK toplantısına gideceğiz. Mart 2016. 27 Mart 2016 Hürriyet Gazetesi'nden bir haber getireceğim internet sitesinden. Davutoğlu azledilmeden 40 gün önce, daha doğrusu istifa etmeden, Davutoğlu istifa etmeden 40 gün önce. Değik, Dünya Türk Girişimciler Kurultayı gala yemeğinde konuşmuş. Bu konuşmayı da dinledim, var bende. Fakat telif meselelerinden dolayı şu anda veremeyeceğim. Bir sıkıntıya yol açmasın bizim videomuzun YouTube'daki selameti açısından. konuşma burada. Hürriyette bulup dinleyebilirsiniz. Bir, bir buçuk dakikalık bir konuşma. Başkanlık sistemi ve yeni anayasa hakkında konuşuyor. İstifa etmeden 40 gün önce. Milletimizin yeni anayasa talebini karşılamak üzere AK Parti olarak çalışmalarımızı hızlandırmaya karar vermiş bulunuyoruz yetkili kurullarımızda çok verimli istişarelerde bulunarak milletimizin yeni anayasa beklentisini karşılamaya yönelik her türlü planlamayı yaptık. AK Parti bünyesinde bir anayasa komisyonu kurarak çamış çalışmalarımızı somutlaştırdık. Yol haritamızı belirledik. İnşallah önümüzdeki bir ay içinde bütün bütün yazım çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Şu bölüme bakın. başkanlık sistemini benimseyen bir anayasa için her türlü adımı atacağız. Siyasal sistem olarak başkanlığı benimseyen demokratik özgürlükçü bir anayasa için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Bu çalışmalar başladı ve zaten Türkiye 13 ay sonra referanduma gitti bu konuşmadan 12,5 ay sonra hatta. Bu çalışmaların bir sonucu olarak. Evet. Bunun gibi bir sürü lafları var. Hatta o günlerde başbakanken Habertürk'te katıldığı bir programın kayıtları dolaşıyor. Bakın uzun uzun anlatıyor. İşte bu yetki karmaşasını kaldırmak lazım. Başkanlık şöyle olacak, parlamentoda olacak vesaire. Şimdi bir anda cumhurbaşkanı, bir anda başbakan olmuyor falan diye anlattı. Uzun uzun dinledim hepsini var. Fakat insan neden böyle söyler? İşte en sonunda onu da söyleyeceğim neden böyle söylediğini de söyleyeceğim. Asıl e, şey yapan da o, insanı tedirgin eden de o. Deniz Surde Ünal eee Davutoğlu'nun açıklamalarını paylaşarak küçük oğlana sahip çıkın ki belki 15 Temmuz'u da açıklar demiş. Kemal Uçar da bu tweet üzerine şunu söylemiş. Hani o günlerde bu konularda bu konuları paylaşacak televizyon çıkmadı falan deyince Davutoğlu "Tweet deme atamadınız." diyor. Evet yani eliniz armut mu topluyor. Twitter hesabınız var, bilmem kaç milyon takipçi. Atın bir tweet. Başkanlık sistemi bir referandum yapılacak. Ben başkanlık sistemini doğru bulmuyorum deyin. İdamla mı yargılarlar sizi? Yani İngiltere'de de bir referandum oldu. İnsanlar Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmama yönünde oy kullandılar. Ne çıkmak isteyenler, ne de işte efendim Avrupa Birliği'nde kalmak isteyenler ihanetle suçlanmadı. Bu ancak Türkiye gibi ülkelerde, Türkiye özgü ülkelerde oluyor. Tweet deme atamadınız diye sormuş Kemal Uçar. Aslında atmış Ahmet Davutoğlu. İşte bu. 16 Aralık referandum gecesi Milletimiz en doğru kararı vermiştir. Referandum sonucu ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun. tweet'ini atmış. Milletimiz en doğru kararı vermiştir. Benim evet dediğime dair bir şey göster. İşte hala yayında bu tweet. Bakın ben size bu tweet'i orijinalinden göstereyim. Evet. Şimdi orijinalini açtım. Evet burası Ahmet Davutoğlu'nun hesabı görüyorsunuz. 62, 63, 64 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı. 5.8 milyon takipçisi var. Ee, ben çeviriye bastım da ondan dolayı İngilizce çevirisi çıktı. Milletimiz en doğru kararı vermiştir. Referandum sonucu ülkemize, aziz milletimize hayırlı olsun. 16 Nisan. 9.30 İngiltere saati Türkiye saatiyle 23.30 mu? 22.30 mu? İşte o saatte atılmış bir tweet. Hala da bakın 1.2K RT'lenmiş. 11'in üzerinde de beğeni almış. Evet, şu anda yayında bu tweet. Silerse burada da biz de işte kayda geçirdik. Evet. Dolayısıyla Olaylar böyle. Siz başkanlık sistemini o günlerde savundunuz. Çatır çatır savundunuz. Asla hayır dediğinize dair hiçbir şey okumadık. Eliniz armut toplamıyordu çıkıp bu sisteme karşı olduğunuzu söyleyebilirdiniz ama hışma uğramaktan çekindiniz. Bir kenarda oturdunuz. İçten içe başkanlık sistemine karşı olmanızı ee, karşı olmanıza hayır karşı değildiniz de diyemem. Fakat karşı sizin yani başkanlık sistemine karşıyım diyebilecek cesaretiniz yoktu. Yani karşıyım diyebilirdiniz. Bir tweet atabilirdiniz. Çıkıp bir yerde konuşabilirdiniz. Bir periskop yayını yapabilirdiniz. Ya ben o 2017'li Nisan ayında Turan Görü Yılmaz'la birlikte periskoptan tt gündem yapıyorduk. Twitter'dan. Kendi cep telefonumla şu telefonla başladık. Bu telefonla hala duruyor. Bu telefonu böyle önümüze koyuyorduk, ee, Twitter'dan her yayınımız 50-60 bin, 70 bin kişi izliyordu. O değil. Karşı olmanızı da anlarım. Evet, çünkü başkanlık sistemi sizi götürdü. Yani başkanlık sisteminde başkan var. Şey yok, ee, başbakan yok. Başkanlık sistemine gidiyoruz deyince aslında başbakanlık sistemini uçuran bir şey bu. Kim var? Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla karşı olmanıza inanmıyor değiliz. Yani doğrudur. Karşı olmanız doğal. Çünkü makamınız uçtu. Makamınız gitti. Ee, eğer o gün istifa etmeseniz bir sene sonra gidecekti. Kaldı ki sizin o koltukta oturmamanız gerekiyordu. O koltuktan pelikan bildirisiyle uzaklaştırılmanız gerekiyordu. Çünkü 15 Temmuz yaklaşıyordu. İki ay sonra 15 Temmuz geliyordu ve 15 Temmuz'da sizin ne yapacağını yani karar mekanizmaları ne yapacağından emin oldukları bir başbakan istiyordu. Ahmet Davutoğlu'nun değil, Binali Yıldırım'ı istiyordu. Zaten yargıda şurada burada pelikan diyene soruşturma açıyorlar. Bakın onu bir gün gazetesinden getireyim. Yargıda pelikan yapılanması iddialarına ikinci soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargıda pelikan örgütlenmesi olduğunu söyleyen Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ hakkında soruşturma başlattı. Karadağ Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini istedi. Yargıda böyle bir işte çete var, şu var, bu var diyeni alıyorlar hemen. Yani böyle de bir durum var. Benim asıl takıldığım şey şu, ez cümle. Bu konuyu çok fazla uzatmanın da manası yok. Hayır diyecek mecra bulamamış da hayır aslında hayırcıymış da vesaire filan. Bu değil. Ee, o kadar kolay inkar ediyorlar ki o kadar kolay ben yapmadım o yaptı diyorlar ki o kadar kolay bizim bir dahlimiz yok diyorlar ki yarın şimdi dönemin başbakanı böyle diyorsa 2014'ün, 2015'in, 2016'nın başbakanı bu insan. Bizim medyamıza Çöken başbakan. Bizim medyamızın bağlı olduğu şirketler grubuna çöken başbakan. Hükümetin başı. O gün de savundu çıktı televizyonlarda. O günkü hükümetin bakanları da çıktı savundu. İşlemin doğru olduğunu, hukuki olduğunu falan. Şimdi o zaman her, bu, bunun gibi her şeyi diyecekler ki biz yapmadık o yaptı. Yok Erdoğan yaptı. Yok Abdülhamit Gül yaptı. Abdülhamit Gül diyecek ki yok hayır işte onu fiş mekanca yaptı. Bu işte Esasen bizim istemediğimiz bir şeydi ama Perinçek eki bir şey yaptı. E, Devlet Bahçeli böyle istedi. Yani gül, güldür güldür konuşuyordunuz yani. Ağzınızı doldu. Davutoğlu yazın YouTube'daki videolara bakın. Hele böyle AKP grup toplantısında e, o e, locaları doldurmuş veya işte tribünleri doldurmuş tezahüratlar eşliğinde meclisin görmediği şeyler. AKP'de bunun da gördü tezahüratları eşliğinde nasıl böyle heyecanlanıyor, ne nutuklar atıyor. Te bütün televizyonlarda bir saat, bir buçuk saat veriyordu o nutukları. Günde beş kere konuşuyordunuz, beş kere Türkiye'nin kırk tane televizyonu veriyordu. Sizi de veriyordu, Arınç'ı da veriyordu, herkesi veriyordu. Yani böyle bir şey yok ama icranın başındaki insansınız, Altınızda, altında imzanız var. Nasıl şehir üniversitesine arsa devri için imza atıyorsunuz hemen seçimden önce? Bunu kınamak için söylemiyorum. Seçimden önce ya ne olur ne olmaz deyip şu arsayı tam anlamıyla biz üniversiteye devredelim de sonra bir sıkıntı olmasın. Tabii ki eğitim amacıyla kullanacak. Orada bir rant imzası yok. O imzanın rant için atıldığını da kastediyor değilim. Ama nasıl ama şehir üniversitesi söz konusu olunca o imzanın arkasında duruyorsunuz ve atıyorsunuz o imzayı. Öbür taraflarda biz yapmadık. Buraya gidiyor iş. Herkes birbirini suçlayacak veya öbür partiye atacak, öbür kliğe atacak, iç güçler diyecek, dış güçler diyecek. Tuhaf. Tıpkı simit sarayının kurtarılması operasyonunun şeyde patlaması gibi, <laughs> sarayın elinde kalması gibi. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Başlığımızı değiştirelim. Beş gün sonra simit Çarkı. Şimdi bu simit sarayı meselesi. 13 Aralık hafızam beni yanımda. Geçen cumartesi günü o olay hafta sonu ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı? Rekabet Kurumu kendi internet sitesine de, ziraat rekabet kurumunun kendi internet sitesinde de ziraat girişimin yüzde elli simit sarayının yüzde elli birinin talep etmesine ilişkin dosya numaralı tarih numaralı devralma nitelikli bir e, rekabet kurumunun kendi internet sayfasından bir e, ekran görüntüsü bu. Bakın biraz daha büyüteyim görün. 12 Aralık 2019 zaten bir gün sonra da olay konuşulmaya başladı. Ziraat girişim sermayesi, yatırım ortaklığının, simit sarayı, yatırım aşe kavukçu yapı filan böyle ne diyor? toplam %51'ini elde etmesine ilişkindir. Burada e, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde dosya numarasına kadar falan her şey var. Şimdi bu böyleyken bunu gazeteciler akıl etmişler, almışlar. Bir bu. Ardından haber de çıktı. Mesela bu Sabahın Haberi. Erdoğan'ın gazetesi Ziraat Girişim Sermayesi Simit Sarayı'na ortak oluyor. Sabahın internet sitesindeki haber. Ben kendim kepsledim yani. Hala internet sitesinde yayında. Rekabet kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre. Bu Hürriyet gazetesinde çıkan haber. Simit Sarayı'nın %51'i zira ziraat girişime devruluyor. Hürriyet ekonominin haberi. Zaten puntolarından falan tanırsınız. Bu dünyanın haberi. Dünya gazetesinin. Evet. Dolayısıyla bu olay burada böyle dururken bir anda saray bu işi taca çıkardı. Hürriyet'in bugünkü manşetine bakalım. 19 Aralık Perşembe Hürriyet'i Ahmet Hakan imzalı artık Ahmet Hakan uçakla uçan Erdoğan uçağının değişmez konu. Cenevriye gitti sonra Malezya'ya gitti. Bayağı bir göklerde yani. Erdoğan oradan oraya oradan oraya giriyor. Galiba her defasında farklı gazete grubu, gazeteci grubunu alıyor bilemiyorum. Hürriyet'in manşetine bakalım. Tasvip etmem mümkün değil. Bir süredir aklımda olan Simit Sarayı ile ilgili soruyu Erdoğan'a Cenevre'de sordum. Hepimizi şaşırtan bir yanıt verdi diyor Ahmet Hakan. Erdoğan demiş ki duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz bir ara gündeme geldi ama şöyle büyüteyim bakın. Bir ara gündeme geldi ama Erdoğan'ın sesinden yok. Gazetecilere konuşmuş gazeteciler yazmışlar. Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası'nın girişim sermayesi şirketi. O tablo şu anda bu seyirde. Yani sonra da devam ediyor. Dedim ki bu sizin tasvip etmediğiniz bir şey mi? Ahmet Hakan soruyor. Erdoğan da benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın. Şimdi Genel Müdür arıyor Ziraat'in Cumhurbaşkanı. Genel Müdür de bir ara gündemimize geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz. E yahu Rekabet Kurumu'nda dosyanız açılmış gündeme geldi ama düşünmüyoruz. Ve bu rekabet kurulundaki bu sayfa uçuruldu. Erdoğan'ın bu açıklamasından dakikalar veya saatler sonra. Bir anda herkes kulağının üstüne yattı veya işte neyse artık tükürtünü yaladı. Ne diyorsanız yani. Evet. Neyse. Şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın haberi yok muydu ayın 12'sinde Rekabet Kurulu kurumunda internet sitesinde bu yayınlanmış. 13 14 ortalık yıkılıyor. 15 16 17 Aralık 5 gün, 5 koca gün geçiyor. 5 gün boyunca Simit Sarayı meselesi trending topic, en çok konuşulan konular arasında. Gazetelerin manşetinde 3 4 5 gazetenin Cumhuriyet'te, Sözcü'de şunda bunda Genel müdürü aramak için 5 gün beklediniz. Çünkü genel müdürü yeni aradınız. Ahmet Hakan da o soruyu ezbere sormuş mudur hani yani itham etmek istemem bilmiyorum. Kendisine sorma imkanım da yok. Ama yani Cumhurbaşkanlığı basın danışmanından, iletişim danışmanından izinsiz soru sorulamıyor. Bu benim Cumhurbaşkanı'nı birkaç kere uçağında seyahat ettiğim, birkaç kere toplantısına katıldım. Birkaç kere televizyon programı yaptım. Tayyip Erdoğan o zaman başbakandı. O gün bile basın danışmanından geçiyordu sorul sorulacak sorular. Hangi soruları soracaksınız diye Kemal Öztürk Kanal Türk'te çıkartacağımız bir yayına ben de olası soruları kendisine mail atmıştım. Bir takım soruların üzerine çizmişti. Bunları 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 gündeme getirmeyin demişti. Anlatabiliyor muyum? Sene 2010'du, 2011'di. 2010'lu 2011'li yıllarda soruların üstünü böyle çizen bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. 2019'da bir gazeteci kafayı kaldıracak da Simit Sarayı'nı ezbere soracak. Hiç ihtimal vermiyorum. Hiç ama yani. Neticede Erdoğan Ziraat Bankası Genel Müdürünü ne zaman aradı? 5 gün sonra. Niye? Çünkü 5 gün boyunca bu rekabet kurulumundaki bu internetteki bu bilgi duruyordu. Erdoğan arar aramaz da zaten Genel Müdür hemen Rekabet Kurumu'nu aradı. Aman aman dedi bizim başvuruyu çek. Yani e, kamuoyu tepkisi etkili oldu deniyor. Başka bir hikaye var. 500 milyon dolarlık bir kurtarma söz konusuydu. Kamuoyu tepkisine e, rağmen neler neler yapıyorlar. E, Mehmet Altan demiş ki yatlarla gezen, jetlerle dolaşan yandaşlar devlet parasıyla kurup batırdıkları işlerini tekrar devlete iteliyorlar. Halka daha az eğitim, daha az sağlık mı? Yandaş ihya olsun, zabıtalarda simitçi, baloncu, pazarcı kovalasın yeter ki. Harika bir düzen. Aynen öyle. Simitten geri adım manşetini atmış karar. Mesela karar ziraatten jet iptal meselesini biraz evvel benim anlattığım hikayeyi şurada görmüş. Şirket Erdoğan açıklamalarından sonra hemen başvuruyu geri çekti. Ziraatin Başvurusu Rekabet Kurumu'nun sitesinden de kaldırıldı. <laughs> beş gün beklediler, beş gün. Evet. Bu işler böyle. Simit boğazlarında kaldı, yiyemediler demiş sözcü bugün manşetinde. Erdoğan ziraatin simit sarayını almasına karşı çıktı diyor. Evet. Geçelim bir diğer gündem maddemize. Kanal İstanbul... Katar katar rant demiş. Ee, başlığımızı da mala mal katar diye değiştirelim biz. Bir gün gazetesi katar katar rant demiş. Biz de mala mal katar diyelim. Kanal İstanbul'a birleşik kap <laughs> bu da dün e, sosyal ağların bayağı bir gündemindeydi. Birleşik kaplar usulüyle bakın diyen Erdoğan rant projesini şöyle açıklamaya çalıştı. Tuzlu su, az tuzlusu bunlar bir araya geldiği zaman ortaya ne çıkar? O arada Katar emirinin annesi Şeyha Moza Kanal İstanbul projesi güzergahında 44 dönüm arazi almış efendim. Türkiye Katarlıların Türkiye'de edindikleri arazi toplamı ise Yalova büyüklüğündeymiş. Evet. Cumhuriyette de gene Kanal İstanbul'la ilgili bir haber var. Cumhuriyete konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin uyarılarda bulunmuş. Projeye ilişkin soruların cevabını verememişsiniz. Yapacağım diyorsunuz. Kendinize babanıza çiftlik kurmuyorsunuz. Burası değil 16 milyonun 82 milyonun bekasıyla ilgili bir konu demiş. Al size bir beka meselesi daha. Bazı kelimelerin altı nasıl boşaltılır? İşte beka meselesi de böyle boşaltılan kelimelerden biri. Altı boşaltılan kelimelerden biri. Türkiye Gazetesi manşetinden bugün Erdoğan'dan Kanal İstanbul yorumu Süveyş gibi yapacağız demiş. Erdoğan o arada Malezya'da işte Erdoğan istediği gibi koltuklarda oturuyor böyle doğuya doğru gittiğinde işte aynı kendisinin altın böyle varaklı mı diyorlar, işlemeli mi diyorlar bilmiyorum anlamıyorum. O saraylardaki koltukları gibi koltuklarda oturuyor Malezya'daki muhatabı kimse. Ee, orada işte Erdoğan biraz kendini bulmuştur. Ne öyle Trump'ın ofisinde ne bileyim Boris Johnson'un ofisinde Angela Merkel'in ofisinde Japon Başbakanı'nın ofisinde yani burası senin makamın mı gece kondu dairesi mi ya da işte Toki konutları gibi bir yer mi falan diye e, tuhaf geliyor ya İşte Erdoğan tam kendine göre bir saltanat şatafat bulmuş Süveyş gibi yapacağız demiş ki Süveyş Süveyş'in olduğu yerde bir boğaz yok yani doğal bir boğaz yok İstanbul boğazı gibi kaldı ki Süveyş kanalı ya, yani gemiler Afrika'nın güneyinden dolaşmak zorunda kalıyordu. Dolayısıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçecekleri bir boğaza ihtiyaç vardı. Tabii bir gereklilikti ve zaten e, bir asır önce yapıldı, bitti ama e, çöl orası bir sürü sıkıntılar oldu falan hakkında birkaç belgesel seyretmişliğim var. Süveyş Nere? Kanal İstanbul nere? Sizin var zaten orada bir boğazınız yani. Evet. O arada Devlet Bahçeli'den inciler. Vallahi özellikle araştırmıyorum. Devlet Bahçeli'nin 17-25 Aralık'la ilgili tweetlerini, mesajlarını getirmiştik ekrana. Kanal İstanbul'la da ilgili varmış. Önüme düşüyor. Emin olun Devlet Bahçeli'ye takık değilim yani. 7 Mayıs 2011'de demiş ki Devlet Bahçeli. Güya yeni bir kanal açıyorlar. Adına da İstanbul kanalı. Bu bir çılgın proje diyorlar. Bu soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir. O günlerde doğru konuşuyordu. Evet. İşte size arşivden bir belge. Sıradaki belge de Devlet Bahçeli'nin bir zamanlar koalisyon ortağı olan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'ten gelsin. Ecevit'in mega projesi. Ecevit, Ecevit'in kimse hatırlamaz 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DSP'nin İstanbul Büyükşehir Adayı Necdet Özkan'dı. Ve Necdet Özkan'la Ecevit bir basın toplantısı yapıyor. Ve o basın toplantısında şöyle haberi biraz daha yaklaştırayım görün. Bu Necdet Özkan, sağda Ecevit. Haberi kaynağından okuyalım. 1994'te yerel seçim kampanyasından önce ki Hürriyet gazetesinden okuyorum. Karadenizle Marmara'nın ikinci boğaz işlevi görecek şekilde bir kanalla birbirine bağlanmasını öngören proje üzerinde çalıştıklarını söylemiş kanalın iki ağzına limanlar yapılıp serbest bölgeler oluşturulabilir demiş. Dönemin Hürriyet Gazetesi. Ve bu DSP adayının, İstanbul Büyükşehir adayının projesi. Gene Hürriyet'ten devam. Ecevit'ten mega proje. Bu birinci sayfadan böyle anonslanmış. Daha doğrusu sağdaki birinci sayfadan anonslanan kupür, soldaki de iç sayfadaki şey. Şimdi birinci sayfadan anonslanan olay da ee, haritada var efendim. İstanbul'a ikinci boğaz. Tam bugün öngörülen bölgede bir kanal görüyorsunuz. Ecevit'ten mega proje. DSP Genel Başkanı Partisi'nin İstanbul Büyükşehir adayı Necdet Özkan'la birlikte yaptığı basın toplantısında Karadeniz'le Marmara'nın bir kanalla birbirine bağlanması için mega proje geliştirdiklerini açıkladı. İkinci bir boğaz işlevi görecek. Kanal İstanbul'un batısında açılacak diyor. Biraz daha yaklaştırdım ki siz de iyi görün diye. <laughs> evet, mala mal Katar'dan Ecevit'e kadar uzandık. Bu işler böyle. Evet. Ülke gerçeklerine bakalım. Ülke gerçeklerinde CHP'nin e, sabah grubu başta olmak üzere şeytanlaştırılması sürüyor. Sadece şu çarşamba gazetesinin iç sayfasını şöyle bir baştan aşağı size göstereyim görün bir sabıka sicili çıkartmış Halit ta Yargılanan, beraat edilen, eden, tahliye edilen isimler de dahil. Böyle fotoğraf fotoğraf herkesi örgüt suçlamasıyla böyle liste çıkartmış vesaire. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan sen mi siyasi kanat dersin? Ben seni asıl siyasi kanattan yargılayacağım diyor saray. Saray, kendi karşısındaki cephesi, cephenin kendilerini AKP'lileri siyasi kanat olarak yargılamayı düşündüğünü çok iyi biliyor. Dolayısıyla aynı suçlamayı bu defa muhalefete çeviriyor. "Ben size asıl siyasi senin beni siyasi kanat olarak yargılamana izin vermeyeceğim, ben seni siyasi kanat olarak yargılayacağım diyor ve böyle listeleri dolaşıma sokuyor. O arada, CHP'li Burak Oğuz'un yerine kaymakam atandı efendim. %67 oyla seçilen bu başkan gözaltına alınmıştı. Şimdi koltukta gitti. Yeni yaşam kayyım darbesi batıya da sıçradı diyerek, hükümet HDP'den sonra CHP'li bir belediyeye de kayyım atayarak irade gaspını batıya taşıdı demiş bugünkü manşetinde. Yeni Asya 4 kayyım daha diyor İçişleri Bakanlığı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Muş'un Bulanık, Varto ilçeleriyle Bulanık Erentepe belde belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kaymakamları getirdi. CHP'li başkanın Urla ilçesinin tutuklanan CHP'li başkanının yerine de kayyım atandı. Kaymakam atandı diyor. Evet Urla Belediye Başkanı tutuklandı, gözaltına alındıktan sonra. O arada HDP demişken Selahattin Demirtaş Leman'a çizer oldu efendim. Leman da bunu dünkü sayısında anonsladığı Selahattin Demirtaş karikatürleriyle bu haftadan itibaren Leman'da diye. Ve ilk karikatürü de bu Selahattin Demirtaş çizgileriyle. Devrimin nişanlı yolunda el ele yürüyelim Pakize diyor. Aydur evlenmeden olmaz Kenan. <laughs> Ve Demirtaş imzalı bir karikatür. Evet. son 3 5 kupür yavaş yavaş toparlıyoruz. 45 dakikayı bulduk bugün. Ee, Libya konusu son derece sıcak ama CHP'nin İyi Parti'nin e, Suriye'de destek vermişlerdi saraya. Bu defa Libya meselesinde Libya'ya asker gönderme falan meselesinde iktidara destek vermeyeceği konuşuluyordu. Sürpriz destek Saadet Partisi'nden geldi. Gerçi Saadet Partisi'nin mecliste veya başka bir gücü yok. Yani bir milletvekili var galiba. Ama Saadet Partisi enteresan bir destek verdi iktidarın e, Libya politikasına. Libya'daki iç savaşı bitirmek amacıyla atacağı adımları destekleyeceğiz demiş Temel Karamollaoğlu. Ne diyelim hayırlı uğurlu olsun. Yani Saadet Partisi ve Temel Karamolluoğlu enteresan bir figür. Bir yandan böyle çok sert muhalefet ediyor. Ülkedeki atmosferi anlatıyor. Mangalda kül bırakmıyor. Bir taraftan da çok kritik konularda iktidarın arka, yanında hizalanıyor. Böyle bir durum var. Evrensel zaten bugün Libya manşeti atmış. Libya'daki ateşi körüklemeyin diyor. Evet. Sefer Selvi'nin karikatürü de bu minval üzere. İşte saraydan telefon. Alo Emevi Camii var mıydı Libya'da? Hani Suriye'de Emevi Camii'nde önümüzde cuma kılacağız esprisi. Evet. Bahattin Yücel, Refik Saydan Başbakan olduğunda A'dan Z'ye her şeyimiz bozuk demişti. Sene 1938, bugünün yeni Türkiye'sini görse ne derdi sizce diye yazmış. Bahattin Yücel, eski turizm bakanlarımızdan sol kökenli bir siyasetçidir. Şimdi diplomatlara bakın yani. Ardahan bağımsız milletvekili CHP'den istifa etti. Öztürk Yılmaz, bu Musul Başkonsolosu'ydu. Hatırlayın basılan, IŞİD'in bastığı Musul Konsolosluğu. Rehin kaldılar bunlar konsolosluk çalışanlarıyla birlikte haftalarca demiş ki e, Öztürk Yılmaz oylamaya sunulursa Türkiye Büyük Millet Meclisi ABD'deki kızıl derili soykırımını tanır demiş. Üzerine de zaten savaş sarı kızıl derili soykırımı ABD tarafından tanınmışken, ABD tarafından tazminat ödenmişken yetmemiş, ABD'de bir soykırım müzesi varken bu tehdit gerçekten Washington'ı derinden sarsacaktır. Şimdi ABD düşünsün demiş. Diplomat bu insanlar yani ama diplomasi kültürü veya tarih bilgisi bu kadar. Bir başka şey Sami Karahan Hoca'dan Profesör Doktor yurt dışında herkes iktidarın orduyu meşgul etmek ve kendine karşı bir girişimde bulunmasını engellemek için Suriye ve Libya'ya asker gönderdiğini düşünüyor demiş. Son derece enteresan bir Twitter mesajı. Bunu dikkate alıyorum ama ben ayrıca da şunu düşünüyorum. İçeride düşman üretiyor. Dışarıda da düşman icat ediyor. Siz dışarıda icat ettiği düşmanda iktidarın yanında saf tutuyorsunuz. İçeride icat ettiği düşmanda bir saf tutuyorsunuz. Bir yok hayır öyle değil, herkesi terörize etme diyorsunuz falan. Nedir yani? İktidarlar sıkıştıklarında içeride ve dışarıda düşman icat ederler. İç güçler, dış güçler falan meselesi böyle. Evet. İçeride icat edilen düşman da dışarıda icat edilen düşmandır. O, o da düşman. O da iktidarın kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir manevra. Bakalım şimdi Trump ne yapacak? Psikolojisi iyice bozulmuştur mesela bu azil meselesinden sonra. Allah dünyayı felaketlerden korusun yani. Böyle şeylerde sıkışan liderler ya terör ipine sarılıyor ya savaş ipine sarılıyor ikisinden biri. Kapatalım yavaş yavaş. Tan Oral'ın çizgileri 1985'te cumhuriyette çizmiş. Okuyalım birlikte. Olağan dışı olağan dışı bir ortamda dünyaya geldin sen. Biz de olağan dışı bir dönemde yetiştik. Deden de olağan dışı günlerde yaşadı. Şimdi çocuk bu karikatür şimdi çocuk diyelim ki 7 yaşında, 8 yaşında. Bu karikatürün üzerinden 35 sene geçmiş. Yani çocuk da şimdi kendi çocuğunu alıp dizine böyle konuşabilir yani. 1985 Tan Oral Cumhuriyet. Çok keyifli bir haber. Kestim getirdim sizin için. Enteresan ilgimi çekti. Kapatırken bir iki hoşluk da yapalım. En yaşlı çift 80 yıldır evliymiş efendim. Henderson çifti. Hayattaki en yaşlı çift olarak Guinness Rekorlar kitabına girmişler. Amerika'da yaşıyorlarmış. Eski futbol basketbol antrenörü John ve eğitimci Charlotte Henderson evlilikte 80. yılı kutlayacaklarmış. Charlotte 105, 106, kocası John da 106 yaşındaymış. 80 yıldır evli. 34'te Texas Üniversitesi'nde tanışmışlar. 39'da evlenmişler. 1939. Evet. Son haber nerede diye gerçekten merak ettiğimiz isimlerden biriydi. Pelin Batu çocuk kitabıyla gündemde efendim. i̇lk çocuk kitabı Süt Vampiri Emil. Kara Karga yayınlarından çıkmış. Kitabın illüstrasyonlarını Kutlukhan Perker yapmış. baş kahraman da minik süt vampiri Emil'miş. Hasta anneannesini kurtarmak için yeni arkadaşlarıyla sıcak çöllerden karlı ormanlara maceradan maceraya Uçuyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Pelin Batu'dan haber almak güzel. Gazetelerin gördüğü görmediğiyle bitirdik. Malamal mal Katar biraz kaldı son 3-5 karede ama alakası yoktu konularla. Olsun bazen böyle dalgınlık olabiliyor. E, affola. E, manşeti böylelikle kapatıyoruz. Haftanın son manşeti yarın Cuma Türkiye saatiyle aynı dakikalarda ekrana gelecek. Günün ikinci canlı yayını ise Güne Bakış Türkiye saatiyle 18'de Turan Görür Yılmaz ekranda olacak. Ee, i̇ki canlı yayınımız var. Sabahları manşet, akşamları Güne Bakış Türkiye saatiyle yayınlanıyor. Kaçırmayın, kaçırdığınızda sonradan izleyin. Lütfen likelamayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın ki anında yayınlarımızdan bilgi, haber alabilirsiniz. Bitirdik. Hoşçakalın.